Sürekli bahsedilir, sürekli de tekrar tekrar sorulur. Hangi Galatasaray daha güçlüydü diye. Metin Oktay'lı, Turgay Şerenli, Kadri'li, Suat'lı Galatasaray mı? Çilli Mehmet, Büyük Mehmet, Yasin, Gökmen, Muzaffer, Metin Kurtlu Galatasaray mı? Uğur, Tanju, Yusuf, Cüneyt Brekaz, Simovic'li, Muhammed'li, İlyas'lı, Erdal'lı Galatasaray mı? Falko Şutump, Kubilay, Hakan, Okan, Mustafa, Küçük Yusuf, Büyük Yusuf, yine Uğur, bunların olduğu Galatasaray mı? Feldkamp dönemi. UEFA kupasını alan Hacili, Hakanlı, Popescu'lu, Fatihli, Emre'li, Okanlı, Suat'lı Galatasaray mı? Hamit'li, Baroş'lu, Riera'lı, Melo'lu, Snyder'li, Drogba'lı, Sabri'li, Semih'li Galatasaray mı? Ya da şu anki henüz kendisini tam olarak gösterememiş ama potansiyel olarak yüksek görülen Icardi'li, Mertens'li, Kerem'li, Tete'li, Zaha'lı, Endombele'li, Muslera'lı Galatasaray mı? Evet, bunlardan hangisi daha iyi diye sorulur. Bir değerlendirme yapalım. Buyurun. Öncelikle şunu diyelim ki bu tanımladığımız takımlar başarılı oldukları dönemlerde sonraki takımlara da katkı vermişlerdir. 1972-71-73 dönemlerinde 3 sene üst üste şampiyon olmuş Galatasaray, 1980'lere kadar gol atmış. 1973'lerde, 74'lerdeki Cüneyt, 74'te gelmiş Fatih, Derval'in kadrosuna kadar gelebilmişlerdir. Tabi arada geçiş sağlayan Önerleri, Erdoğanları ve 70'lerde oynayan, 80'deki Birç döneminde gene oynayan Çilli Mehmet'i, o arada komple forvetliğimizi yapmış olan Gökmen'i vesaire katarsak bir devamlılık yaşamıştır takım. Ama başarılı ama başarısız. 87-88 kadrosundaki Yusuf, daha önce oynamış Erdal, daha sonra tekrar geldi. Uğur, İsmail, bir noktaya kadar Semih, Tanju, 90'lara kadar Galatasaray'da oynamış. Hatta Feldkamp'ın kadrosunda bir ikisi eksik, hepsi bulunmuştur. Tabi Bülent Tugay ta 80'lerden yine Feldkamp'ın kadrosuna devrolmuş. Oradan Fatih Terim'in UEFA dönemindeki kadrosuna devrolmuş isimler. Suat 1987'de Rize deplasmanı da oynamış 20 yaşındayken 2000'li yıllarda Lüçesko'ya kadar devrolmuştur Suat. Artık yeni kadrolarda bu yok, Muslera hariç. Bu kategorilerde değerlendirilmeyecek ama Lüçesko'nun da çok mütevazi bir kadrosu var. 2001-2002 yıllarında Avrupa'da çeyrek final oynamış. Mütevazi, Türkiye'de şampiyonluk yaşamış ama belirli bir standart içerisinde oynayan kadrosu da var. Onu da anmadan geçmeyelim. Bu sayfanın adına bakarsanız 1987 Galatasaray'ı unutamayanlar sayfası. 1987 Galatasaray'ı unutamayanlar 2008 yılında kurulmuş, 15 yıldır faaliyet gösteren bir Facebook sayfası. Grubu 100 küsür kişi içerisinde dönen bir sayfaydı. Şimdi 90 binleri aştı. Bu sayfayı kurduğumuz dönemlerin insanları 1987 kadrosuna çok aşina ve ilgi duyan insanlardı. Yalnız şunu fark ettik yıllar içerisinde. Bu insanlar aynı zamanda 1970'lerin kadrolarına da aşina ve ilgi duyan ve daha sonra güncel kadrolara kadar gelin bunlara da aşina olan insanlardı. Ve hala bu devam ediyor. Şimdi biraz daha güncelliği artan bir grup. Niye söylüyorum bunları? 1987 kadrosu Türkiye'de bir şey yaptı Derval öncülüğünde ve o dönemki yönetim ve futbolcuların büyük katkılarıyla bir şey yaptı. Futbol anlayışını değiştirdi. Tesisleşmenin önemini, 2 seneye 3 seneye yayılan bir takımı oluşturmak üzere antrenmanların, planlamanın yapılması gerektiğini, her sene bir takım değiştirmek, her sene bir hoca değiştirmekle bu işin olmayacağını, hoca başarısız bile olsa sistemin devam etmesi gerektiğini bize gösterdi. 1987'de şampiyon olduklarında Türkiye'nin açık ara en iyi takımı değildiler. Belki Türkiye'nin o esnada en iyi takımıydılar ama açık ara değildiler. Çünkü 84-85, 85-86'dan gelerek, üzerine koyarak şampiyon oldular. Hatta mucizevi bir şekilde şampiyon oldular. Bu da 13 sene şampiyon olamamanın verdiği stresten kaynaklanan bir zorluktu. Ama aynı kadro üzerine ekleyerekten Tanju, Savaş, eski oyuncuları Büyük Metin, daha sonra 89'da Bülent vesaire gelerek hücum futbolunu en iyi oynayan takım haline geldiler. Hücum futbolu denildiği zaman bazıları bu nedir, hücum futbolu diye bir şey olmaz der. Futbol total bir oyundur der. Komple bir oyundur der. Tamam, bir defansa çekilme, bir komple hücum yapma gibi skora göre davranışlar bulunabilir. Ya da İtalyanların oynadığı gibi ben kalemi sıkarım, hızlı geçişlerle gol atarım oyunu da oynanılabilir. Ya da güçsüz takımların tamamen kendi ceza alanları çevresinde kümelenmesi anlaşılabilir ama tamamen hücum futbolu diye bir şeyi kabul etmek çok da dünyada aslında örneği görülen bir yönelim olmamıştır. Alman hoca Jupp Derwall ile beraber hücum futboluna geçilmiştir. Bu nedir? En gerideki adamın bile topu kullanabilecek yapıda olmasıdır. Yani şöyle söyleyeyim. Beşiktaş 80'li yıllarda çok iyi defans sahipti. Hatta ben şunu söyleyebilirim ki 80'li yıllarda en iyi defans kurgusu Beşiktaş'taydı diyebilirim. İşte Ulvis, Samet, Kadir sağ taraf değişkendi ama işte sonradan Recep'in geldi. Daha önce Hüsamettin'in, İsmail'in oynadığı. Ve Beşiktaş gerçekten rakibe çok fazla skor vermezdi. Yani Beşiktaş'ın o dönemde dağıldığı maçlarda bile 4-5-7'ye çok fazla yoktur.
Avrupa maçları hariç. Galatasaray o zaman şöyle bir tarz benimsedi. Defansta daha önce forvet bile oynattığı Cüneyt 4 numara stoper merkezde görevlendirildi. Beckenbauer tarzı bir stili, orijinali orta saha olan, orta sahadan ileriye yönelik defansif yönü çok da ön planda olmayan Erhan Önal'ı hani o zamanın deyimiyle sarkık libero olarak onun yanında, önünde, arkasında görevlendirdi. Bu ne demekti? Defanstan top çıkacak. Çıktığı zaman da bu defans oyuncuları hücumun içerisinde olacak demekti. Bakarsanız 85-86 senelerinde bu oyuncular topla beraber hücumun içine gidiyorlar ve verdikleri toptan sonra geri planda kalmıyorlar. Kendileri de bir tarafa deplase olup atağın içinde seçenek yaratıyorlardı. Sağda solda İsmail ve Semih vardı. Bu ikisinin defansif yönleri çok kuvvetliydi. Ama genel itibariyle şunu görüyordu Türk futbolu. Sağ bek, sağ bekin önünde sağ açık, sağ haf, sol haf kavramlarını biraz daha ileriye doğru çekip sağ beki, sol beki atağa çıkartıyordu. Semih'in önünde genelde kim oynar? Metin oynar, Prekazi oynar. İsmail'in önünde dönemine göre Arif oynar. Kimi zaman Savaş oynatır. Muhammed bile o tarafa kaydırılabilir. Burada yapmaya çalıştığı neydi? Semih'i, İsmail'i ileriye doğru atar ise, çizgiyi onlara gel şeklinde teslim eder ise buradaki diğer oyuncuları içeride de kullanabiliyor. Ve bir hücum esnasında 4-5-6 kişi aynı anda seçenek yaratabiliyordu. Dolayısıyla Galatasaray farklı maçlar kazanıyor ve bu farklı kazandığı, çok gollü kazandığı maçlarda çok goller de yiyebiliyordu. Yani 6-2'lik, 7-3'lük, 5-0'lık sonuçlar çıkabildiği gibi ters yönden mesela Fenerbahçe'ye 3 tane atıp arkasından 4 tane yiyebiliyordu. Niye? Çünkü Galatasaray'ın defansif organizasyonu ön planda değildi. Topu tuttuğu, hücum ettiği, attığı sürece Mustafa Denizli'nin bir lafı vardı. Biz yediğimiz golleri değil, attığımız golleri önemseriz de diye. Yani yediğimiz golleri ön planda tutmayız derdi. Ve bu 2 sene gerçekten Galatasaray'ı önde tutmayı başardı. Tabii zaman içerisinde rakipleri Galatasaray'ın açığını da gördü. Defansif yönünü. Yani Yusuf gibi, Büyük Savaş gibi stoper de oynayabilen defans oyuncular da var idi. Ama genel itibariyle tercih Cüneyt Erhan ikilisiydi. Çünkü bu ikilinin defansif yönü çok ön planda olmasa da komple hücum futbolu oynamak için gerekiyor idi. Yani ben hücum futbolu oynayacağım dediğiniz zaman Erhan tarzı bir orta sahadan bozma liberonuz olmaz ise bunu oynayamazsınız. Size garip gelecek ama Luyendama. Ne zaman ki Davinson Sanchez geldi şimdi o açık biraz kapatıldı. Yok ise hani ileriye çıkan oyuncu Marcao'ydu. Marcao'da hani bir Beckenbauer tarzı stil yok. Bir defans oyuncusunun topu ileriye çıkartması. Bunu Abdülkerim de güzel yapıyor şimdi. Bir Davinson Sanchez tarzı oyun kurma yok. Luyendama çok hataya açık oynuyordu ama tam hücum futbolu için biçilmiş kaftandı. Luyendama hata yapacak, gol yedirecek ama sürekli topla beraber ön alana geçebilecek bir oyuncuydu. Şimdi herkesin senin futbol bilgin bu kadar deyip kitlemin yarısının şu anda şu dakikadan itibaren kapatacağını öngörüyorum ama bunu böyle demek durumundayım. 1970'lerin başındaki kadroyu anlatacağım ama genel kanıyı söyleyeyim ben size. O zaman için güce dayalı futbol oynatıyor İngiliz antrenör Brian Beach. Yani 1970'te Coşkun Özer'in yardımcısı olarak gelip 1974'e kadar Galatasaray başında 4 sene durup 3 sene şampiyon olan Brian Beach öyle bir kondisyon idmanı yaptırıyor, öyle bir kondisyon idmanı yaptırıyor ki oyuncuları canından bezdiriyor ama bu kondisyonla tabii ki Galatasaraylı oyuncular bunlar yeteneğine göre seçilmiş oyuncular da olduğu için ligin tozunu atıyor. Yani 2 sene, 3 sene kimse biz bu Galatasaray'ı nasıl geçeceğiz planı bile yapamıyor. Daha sonra orası başka olaylar. Daha önce bahsettik, yine bahsederiz. Daha sonra başka şeyler devreye giriyor. Galatasaray ondan sonra bir daha şampiyon olamıyor ama bu tamamen futbolla alakalı olmayan yönetsel, o zamanın futbol iklimi, Türkiye Futbol Federasyonu gibi etkenlerin içinde olduğu bir sonlanım. Yalnız seyredenler Metin Kurt'un, Yasin'in, özellikle Büyük Mehmet yani Mehmet Oğuz'un, Çilli Mehmet'in, geride Muzaffer, Beckenbauer tarzı oyun derisek Tuncay Temeller bunların karşılıklarının çoğunun henüz olmadığını söylerler. Bu duygusal bir yaklaşım da olabilir, gerçek bir yaklaşım da olabilir. Neden gerçek bir yaklaşım olabilir? Biz seyretmediğimiz için bu şekilde ihtimalle konuşuyorum. Şunu biliyorum ki döneme bakar isek 50'lerde 60'larda futbolcular daha bireysel yetenek ön plandalar. Yani bir Garinçan'ın, Vava'nın, Didi'nin günümüzdeki karşılıkları sahalarda yer bulamıyorlar. Çünkü çok yetenekliler. Çünkü çok bireysel hakimiyetleri var. Bakın Brezilya bile bu bireysel iyi oyunculardan vazgeçtiler. Sistemsel fizik gücü de tekniği destekleyen, oyunu komple oynayabilen, tek top oynayabilen, hızlı oynayabilen en önemli faktör bu. Futbolun hızı çok arttı. Oynayabilen oyuncular ön plana çıktılar. Eski dönem oyuncuları da daha yetenekliler. Mesela bu saydığımız oyuncular 90'lardaki, 2000'lerdeki oyunculardan açık ara çok daha yetenekliler. Tabii 2000'lerde, 90'larda da yetenekli oyuncular yok mu? Şimdi bir çırpıda 10 tane sayarsınız. O ayrı mesele. Komple demiyoruz ama genel eğilim olarak kazma futbolcu dediğimiz oyunculara da
daha az futbol ihtiyaç duyuyordu. Şimdi kazma futbolcular sistemi tamamlıyorlar bu şekilde. Bu 90'larda başladı. 90'larda sonra çok fazla fizik gücüne dayalı futbol oynanmaya başlandı. Ama 2010'lardan sonra tekrar eskiyi de biraz, yani da teknik oyuncular da biraz işin içine kattılar ve görseli tekrar futbola gelmeye başladı. 90'lardaki, 2000'lerdeki oyunlar görsel olarak çok zevk vermiyor idi. Ama 1987 kadrosu gibi 1993-94 kadrosunu da iyi hatırlıyoruz. Feldkamp'ın kadrosudur bu. Birinci kadronun üzerine inşa edilmiştir. Ama çok yenileri vardır. Burada Mustafa Denizli zamanında üst tarafa alınan genç futbolcular vardır.